temptation. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm all. Arkadaşlar hepinize merhaba. Geçenki videoma teşekkür ederim. Güzel beğeni atmışsınız. Tekrardan size kıyı videosu yapmaya karar verdim. Çünkü beğenileriniz ya, tatmin etti beni yani. Tekrardan yine beğenen elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. Desteklerin bana. Ben size devamlı kıyı videosu yaparım. Şimdi yine aynı merama geldim. Kıyıdan size sokar yakalayacağım. Olmazsa olmaz yemeyim. 500 metreden balıklarım mıknatıs gibi çekiyor yani. Gerçekten çok verimli. Yanımda ekmek atıyorlar. Gelmiyor onlarınkine, ben hamurla atıyorum. Hemen tak 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 vuruyor. Bunu daha önceki videolarında hazırlanışı vardı. O videomdan izleyebilirsiniz. Un, birazcık mısır unu, vanilya katıyorum içine iki tane falan da yumurta kırıp içine atıyorum. Sonra biraz da su ekliyorum. Onunla karıştırıp bu yemi yapıyorum. Gerçekten çok etkili. Şimdi avımıza başlayacağız. Siz de etkisini göreceksiniz. Yalnız 6 numara kanca kullanıyordum. Küçük sokarlar da var şu anda. O yüzden kancayı bir tık küçülttüm. Kaç numaraydı? 7 numara mı? Öyle bir şey olması lazım. Bayağı bir küçülttüm yani. Sinek kanca kullanıyorum. Biraz da sağlam olacaktı yani. Demiri kalın olacak ki eğilmemesi lazım. Çünkü sokar bayağı bir zorluyor. O yüzden şimdi göğüs kemerimi taktım. Kamerayla göğsümden çekeceğim bu videoyu. O yüzden yani siz sanki yakalıyormuşsunuz gibi öyle bir his yaşayacaksınız. Hadi bakalım, izlemede takipte kalın. Hadi bize rastgele. Öncelikle arkadaşlar olmazsa olmaz mazmuz yapacağız. Şöyle ekmeği ısıtıyoruz. Sokarda böyle kefalde mesela su üstü yemlemeniz gerekiyor. Ama sokarda tam tersi. Sokarda ekmeği batırmanız lazım. Böyle dağıtacaksınız. O zaman güzel geliyorlar. Yani şöyle bakın şimdi. Şöyle vurdunuz mu dağılacak. Şimdi burası sokarda olur. Mazmutu yaptık. Ellerimizi yıkayalım. Burayı da yemlemiş olduk. Güzel, şimdi burası balık kaynayacak. Zaten küçük balıklar gelmeye başladı. Önce emleyip balıkları çekmeniz gerekiyor. Daha verimli olur yani sizin açınızdan. Normalde zaten balık vardır da. Evet arkadaşlar, yemimizden azıcık elime aldım. Şimdi şöyle kancalarımız, dediğim gibi küçülttüm, sinek kanca taktım. Çünkü sokarların ağzı gerçekten küçük, bir de kemirerek yiyorlar. Yani yutmuyor, o yüzden ufak kanca lazım. Açılma riski var mı? Var tabii ki. Ama şansımızı deneyeceğiz. Şimdi ilk atışımızı yapıyoruz. Bismillah. Arkadaşlar küçücük bir sokar yakaladım. Şöyle geri salıyoruz. O bile oltayı eğdi yani. Şimdi yeniden hamur takıp arkadaşlar tekrardan bir daha atacağım. Evet geldi. Şimdi geldi. Dikledi, bıraktı. Dikledi, bıraktı yine. Hadi oğlum batır ya. Şu an yiyor. Çakal. Bak. Evet yakaladık. İşte bizi oyalayıp duran şeyler bunlar. Küçük bir mırmır yavrusu. Çok küçük bir mırmır yavrusu. Yani bunu yakalamak bile bir başarı. Ve 2 senedir arkadaşlar ilk defa mırmır görüyorum yani. Ben normalde eskiden üçlü üçlü mırmır çekerdim bu Akdeniz'de, Alanya'da. 2 senedir ilk defa mırmır görüyorum. Mırmır balığı. Şöyle görüyorsunuz, zebra gibi. Onu da saldık. Gitti.
Çünkü mırmırın olmamasının bence tek sebebi başlıca düşmanı balon balıkları. Arkadaşlar yiyorlar bence şeyleri, mırmırları. Balon balıkları mırmırları yedi bitirdi. Şimdi o zaman burada mırmırlar varsa biz sokarı bulmamız lazım. Yine dış kısmı atacağız. Sağ tarafa atacağız yine tekrardan. Çünkü bu küçük balıklarla uğraşamayız. Ama şimdi bakalım inşallah. Evet, şu an batırdı, aldım. Oo, bu güzel işte. Of. Oy 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 oy, maşallah. Aradığımız bir güzellikler bunlar işte bak. Hep böyle gelse keşke. Yine anlatmama gerek yok. Bezle tutuyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Şimdi iki tane kanca olması tehlikeli. Çırpınırken öbür kanca da elinize batabilir. O yüzden önce öbür kancayı bir ayırmam lazım. Sonra şurada solungaçı var. Oradan tutabilirsem onu. Zaten tutar tutmaz dikenlerini açacak o çakal. Şöyle. Bakın şu şuradan solungaçlarını tuttuğunuz zaman hareketsiz kalıyor. Kovamızı atalım. Varan bir. Su doldurayım bakayım. Şöyle dostlar bir tane yakaladım. Güzel. Beyaz sokar. Alımıza devam ediyoruz. Balıkları topladık buraya. Şimdi artık bundan sonrası atacak atacak olur herhalde. Kancalarımızı sinek kanca yaptım, ufalttım. Evet, şöyle top şeklinde yapıyoruz hamurumuzu. Kokusuna gelmeye başladılar hamurun. Arkadaşlar, görüyorsunuz batırdı. Bugün 1001 çeşit balık yakalıyoruz. Gelincik balığı. Tam akvaryum balığı. Rengi çok güzel. Şimdi onu incitmeden direkt çıkartıp ait olduğu yere geri bırakacağız. Dişli bir balıktır bu da. Şöyle dostlar. Gelinciyi de özgürlüğüne kavuşturduk. Her türlü balık yakalıyoruz. 1001 çeşit. Demek ki bu yem gerçekten başarılıymış. Hemen vuruyor hemen. Şu an mesela aldı. Bu ne arkadaş ya? 1001 çeşit balık. Bu ne? Bakayım. Bez yavrusu mu? Evet. Bez yavrusuna benziyor. Bugün 1001 çeşit balıklarla uğraşıyoruz. Aynen kupes. Bunu da incitmeden çıkartabilirsek. Evet şöyle. Bunu da serbest bıraktık. O zaman yani bu kadar küçücük balığı yakaladığıma göre büyük sokaklarda yakalamam lazım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir tane daha yakaladım. Oltayı bayağı zorluyor. Oy maşallah. İşte bu. Sokar şova devam ediyoruz. Şuradan gırtlağından tutacağız onu. Ağzına güzel girmiş. Çok dişli bir balık. Evet, varan 2. Elimizde kan oldu. Kan da aldım. Ufak herhalde. Evet, şöyle. Serbest bırakıyorum. Bunu bıraktık. Havada kapalı bulutlar.
Normalde tekneyle de gidebilirdim. Ama siz kıyı avlarını daha çok seviyorsunuz ve beni kırmadınız. Beğeni çok yaptınız. Teşekkür ederim. O yüzden sizin için kıyı avları çekiyorum şu anda. Bakın şimdi tekrar atıyorum. İnşallah bir daha alacağım. Arkadaşlar büyük balıkçı geliyor Ahmet abi. Olsun gözükmüyor. Kendisi herhalde akşam suyuna at çeke geldi. Ben şöyle gene attım inşallah. Şimdi alacağım. Vuruyor. Hadi oğlum batır, evet. Evet aldım bir tane güzel bir şey. İşte bu. Aynen aynen. Yemimiz maşallah her türlü balığı çekiyor. Bu akşamki balık şeyimizi çıkartıyoruz yavaş yavaş. Hadi bakalım bismillah. Bugün menümüzde yok yok. Şimdi yavru bir melanur geldi. Şöyle onu da incitmeden çıkartıp göstereyim. Ait olduğu yere geri bırakıyoruz. Yine bir şey yakaladım. Evet güzel bir. Ulan değişik bir balık bu. Enteresan. Sokar desen sokar değil. Melanur desen melanur değil. Şimdi inceleyeceğim ben bu balığı. Melanura benziyor. Ama renkte böyle bir kırmızılık var. Mercanla melanur çiftleşmiş mi? Ne yapmış? Anlayamadım. Enteresan vallahi. İlk defa böyle bir melanur görüyorum. Ha, sargoza benziyor. Yanında benekleri var. Şimdi gördüm bak. Sargoz herhalde. Yok ya, enteresan. İlk defa gördüm. Sargozun kafası biraz daha büyük olur. Neyse bu da çok biraz ufaktı. Onu da serbest bırakalım. Bu küçük balıklardan fazla bir rahat olmadı bize. Yemimizi devamlı yiyorlar. Arkadaşlar videolarda gördünüz. Çok vuruş aldım. Çok değişik balık yakaladım. Ufak balık çok vardı. Çok rahatsız etti beni ufak balıklar. Çünkü bu hamur bütün balıkları çektiği için mırmırdı, sargozlu hepsi geldi. Avımı sonlandıracağım şimdi. 3 tane yakalayabilmiştim. Bunları biraz şey sersem ama geri bırakacağım. Çünkü 3 taneyle doyamam. Bunları geri saldım. Bir tanesi baygın. Az sonra kendine gelir. Şöyle hamuru da biraz da orada kaldı. Bunu şöyle kenara bayat ekmeklerimle birlikte koyacağım. Başka balıkçı arkadaşlar gelirse kullanırlar. Bu elimde şey yaptığımı da balıklara şöyle hediye olarak atıyorum. Geç geldim. Saat 3.30-4 gibiydi. Zaten havada karanlıktı. Şöyle bulutları görüyorsunuz. Yağmur yağacak gibi. Havada yani normalde güneş tam batmadı ama çok karanlık oldu etraf. Görüntüyü de iyi alamıyoruz karanlıkta. Dediğim gibi geç geldim arkadaşlar. 3.30-4 gibiydi. İşte güneş tam böyle batmak üzere şimdi ama bulut çok olduğu için hava karardı. Avımı sonlandırıyorum. 3 tane büyük iri alabilmişim. Normalde 4-5 tane de ufak aldım. Bazısını çektim, bazısını çekemedim. Geri saldım. Değişik değişik balıklar. Yani bu yem gerçekten çok böyle etkili. Yanında mesela ekmek atıyor biri. Bu hamurla attım ben. Bakıyorum ekmekli olana vurmuyor. Benim hamurlu olana direkt tak 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 vurmaya başlıyor hemen. Yani o yüzden size de tavsiye ederim. Eski videomda nasıl hazırlanışı var. Oradan bakabilirsiniz. Videomu beğenirseniz, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim dostlar. Devamlı siz beğeni fazla attığınız için kıyı avları yapacağım ara ara sık sık. Tek tük işte tekne avı da yapacağım. Beni izlemede kalın, takipte kalın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.